Merhabalar. Bugün Doktorum Cevaplıyor programımızda sizden gelen en çok merak edilen sorular arkadaşlarım tarafından belirlendi ve cam fanusun içine konuldu. Bakalım sizlerden hangi sorular geldi? Bunları hep beraber bakacağız ve cevaplayacağız. İlk soruyla başlıyoruz. Evet. Bakalım ilk soru neymiş? En iyi beyin egzersizi hangisidir? Beyin egzersizleri tabii ki en çok toplumda bulmaca olarak bilir. Hastalar bize bulmaca çözüyorum ama ben diye gelir. Fakat beyin egzersizlerinde bulmaca çok değerli bir yer almakla birlikte en önemlisi bunu biraz daha karışık yapmak. Nasıl? Bugün mesela sudoku yaptık, diğer gün kelime bulmaca yapmalıyız. Bir başka gün puzzle tarzında beyni şaşırtarak onun aktivitesini her gün spontan bir şekilde aynı bulmaca ya da aynı yapboz parçasıyla değil de onu şaşırtacak şekilde değiştirerek bir egzersiz planladığımızda bu kombine olarak en iyi bir egzersiz tipi olur. Tek bir egzersiz tipi yok. Ayrıca sadece bu bulmaca, puzzle ya da yapboz gibi şeyler değil, vücut egzersizleri de beyin için kesinlikle çok mükemmel, hastalarda gelecek yıllarda demansı engelleyen güzel egzersiz olarak bilinmektedir. Şimdi ikinci soruya bakalım, bir karıştırarak seçelim. Beynimin yüzde kaçını kullanıyorum? Evet, orijinal bir soru. Çok karşılaşmadığımız bir soru. Şimdi aslında bilimsel bazı verilerde beynimizin sadece %10'unu kullanıyoruz dense de bununla ilgili çalışmalarda bunun çok da reel olmadığı, gerçekçi olmadığı saptandı. Beynimizi biz ne kadar kullanırsak o kadar bize tekrar bir hacim sağlayıcı yer açılıyor ve kullanma oranımız artıyor. Daha çok 10-12 yaş civarına kadar beynimizde müzik alanından, resim alanından, matematik alanından birçok alana kadar her yöne açık bir dallanma var. Biz bunu kullanmadıkça körertebiliyoruz. Kullandığımız sürece açılıyor. Bu 90 yaşa kadar da devam ettiğiyle ilgili artık yeni güzel veriler var. Kısacası beynimizin %10'unu sadece kullanmıyoruz. Ne kadar kullanırsak, ne kadar onu daha verimli aktivite, beynimize değişik, onu şaşırtacak öğretiler verirsek beynimizdeki kullanma oranımız da artıyor. Sonsuz, çok ciddi anlamda geniş bir kullanma oranımız var diyebiliriz. Evet, üçüncü soruyu çekiyoruz. Bakalım üçüncü sorumuz neymiş? Beslenme şeklim beyin fonksiyonlarımı etkiler mi? Bu benim favori sorum. Hastalar bunu bana sormasa da ben muayenede en azından muayenenin 1/3 kısmını bunu anlatmak için harcıyorum. Çünkü beslenme hem beyin fonksiyonlarımızı hem vücut fonksiyonlarımızı çok ciddi anlamda olumlu etkiliyor ya da olumsuz etkiliyor. Yapılan çalışmalar, sayısız verilen hasta gözlemlerimiz bizim beslenmeyle birlikte demansın önlendiğini, ciddi anlamda beyin fonksiyon kapasitelerinin geliştiğini göstermekte. Birkaç tüyo verecek olursak, Akdeniz diyeti ağırlıklı beslenmek dediğimiz, yeşilliklerin daha ön planda olduğu, zeytinyağlıların daha ön planda olduğu, orta planda süt, et tarzı, daha geri planda ise yağlı, unlu, kızarmış, fast food tarzı yiyeceklerin olduğu bir beslenme şekli bizim için en ideal beslenme şeklidir. Mutlaka hayatımızda yeşillikleri ve zeytinyağlıları ön plana çıkartmalıyız. Evet, dördüncü sorumuza geçiyorum. Bakalım dördüncü sorumuz ne çıkacak? R harfleri söyleyemiyor olmanın nörolojik açıdan bir sakıncası var mı? Bu biraz daha tabii çocuklarda ilk başlangıçta saptanan. Çocuklar çoğunlukla 6 yaşına kadar bazen R harfini söyleyemiyor ve 6 yaşından sonra tekrar düzeltebiliyorlar. Bunun için bazı durumlarda yardım almak gerekiyor. R harfini söyleyememek daha çok nörolojik değil, bir artikülasyon bozukluğu. Beyin için bir olumsuzluk yaratmasa da psikolojik anlamda daha ruhsal açıdan, iyi hissetme açısından eğer R harfini söyleyememe varsa erken dönemde bununla ilgili destek almak sağlıklı olacaktır. Ama nörolojik bir sıkıntı göstergesi değildir genel olarak. Yine de bir uzman görüşü almak lazım, bazen karıştırılabilir. Her unutkanlık demans mıdır? Bu da yine çok favori sorulardan, sık sık karşılaştığımız, neredeyse her gün bir hasta tarafından mutlaka sorulan sorularımızdan.
Hayır, her unutkanlık demans değildir. Polikliniğe hastalar büyük bir korku ve kaygıyla gelirler. Demans olacak mıyım, Alzheimer olacak mıyım, anneannemde, babamda, annemde Alzheimer gibi. Unutkanlıkların çok büyük bir kısmı strese, vitamin eksikliklerine bağlı. O yüzden biz unutkanlıklarda mutlaka hastalarda duygu durumlarını, kanlarındaki vitamin eksikliklerine bakarız. Görüntülemelerde yine beyin MR'ında organik bir sebep var mı görürüz. Bazen elektroensefalografi dediğimiz yöntemle çeşitli araştırmalarımızı yaparız. Ama kırmızı bayrak durumlar var unutkanlıkta. Onları da söylemeden geçemeyeceğiz. Eğer hastalar tekrar tekrar aynı soruları soruyorsa, geçmişi çok iyi hatırlayıp yeniyi karıştırıyorsa, yön ayarlarında ciddi bozulmalar varsa bunlar bizim için kırmızı bayraktır. Bunları biraz daha ciddiye almak lazım. Her unutkanlıkta yine de bir uzman görüşü almayı öneriyoruz. Evet, sıradaki sorumuz. Diyet yapmak beyne zarar verir mi? Bununla ilgili yine birçok diyet tipi var. Ketojenik diyetler, intermittent fastingler, ortada demansa yönelik mind hafıza diyetleri gibi. Diyet yapmak beyne evet, çünkü bazen diyet yapacağım diye gerekli besin ve mineraller alınamıyor. Çok az bir besinle gün geçiriliyor. Kesinlikle beyne zarar verir. Bazı spesifik diyetler bazı nörolojik hastalıklarda ketojenik diyette olduğu gibi iyi gelebilmekle birlikte ben radikal diyetleri çok önerenlerden değilim. Akdeniz diyet tarzı diyetler candır diyorum. Çok fazla karmaşık diyetler bazen zarar verebiliyor. Eğer bir diyet yapıyorsak da kısa süreli mutlaka içeriği, besin içeriği değerli, mineral, vitamin açısından yüksek değerli beslenme almalıyız. Evet, sıradaki sorumuza geçiyorum. Bulmaca çözmek Alzheimer'ı önler mi? Bulmaca çözmek evet, Alzheimer, unutkanlık, demans gibi sağlık sorunlarında erken dönemde süreci çok yavaşlatır. Bizim de önerdiğimiz desteklerden biridir. Ama bulmaca çözmeyi seviyorsa yapsın. Sevmeyen insana ille de zorla bulmaca çözdürmeye çalışmayalım. Bulmaca çözerken tekli bulmacalar değil, değişik beyin hafızasını, dikkatini arttıracak şekilde onu, beyni şaşırtacak bulmacalar önerelim. Bir gün sudoku yapıyorsa diğer gün kelime bulma, yine diğer gün puzzle tarzında beyni şaşırtıcı, değişik aktivasyonlarla birlikte devam edelim. Ama bulmaca sevmeyen kişi de lütfen bulmaca çözdürmeye zorlamayalım. Kişiyi bu yönde zorlama yapmayalım. Evet, sıradaki sorumuz. 27 yıldır beynimi kullanıyorum. Hasar seviyesi nedir? Bayağı orijinal bir soru. Açıkçası hasar tespit yapmıyoruz nörolog olarak. Beynimi kullanıyorum ve hasar seviyem nedir diye bir araştırma yapmıyoruz. Hastalarda şikayet olduğu zaman bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. 27 yıldır beynimizi kullanıyorsak, ona güzel baktıysak, hem beslenme, hem egzersiz, hem stres yönünde eminim ki olduğu durumdan çok çok daha iyi bir sinaps sallanmasıyla güzel bir seviyededir. Belli bir hasar yılı tespiti olmuyor. Beynimize güzel baktığımız sürece o kendisi gelişecektir. Daha çok yeni kapasitelerle, yeni güzelliklerle size dönüşü olacaktır. Son 3 sorumuz. Beynin büyüklüğü zeka ile orantılı mı? Bu da yine orijinal bir soru. Beynin büyüklüğü hayır, zeka ile orantılı değil. Ama beynin bazen hafıza kapasitesini ölçen, hafıza kapasitesini değerlendiren özel bölgeleri var. Yine streste, unutkanlıkta etkilenen bazı bölgeler var. Bunlar hipokampus, amigdala diye bizim bildiğimiz alanlar. Bunlar bir grup hastada büyüklükleri kognisyonla, hafızayla etkili bir paralellik gösterdiğine yönelik çalışmalar var. Ama beynin total ağırlığının herhangi bir unutkanlıkla, bir zeka ile bağlantısı yok. Evet, sıradaki soruya geçiyorum. Meditasyon beyne gerçekten iyi geliyor mu? Bu da çok güzel bir soru. Gerçekten çok değerli bir soru. Evet, meditasyon kesinlikle ve kesinlikle beyne çok iyi geliyor. Beyinde yine meditasyonla ilgili yapılan değerli çalışmalarda beynin hafıza, kognitif bölgelerinde
ciddi anlamda etkilenme, oralarda daha aktif görünümler mevcut olduğu gibi hastalarda ben mutlaka hem gerek demans erken evre olsun, gerek hiçbir demans düşüncesi olmayan unutkanlık hastaları olsun, gerek stres hastaları olsun ben meditasyonu öneriyorum. Bel boyun sağlığı problemi olmayanlarda yoga tarzındaki aktiviteleri çok öneriyorum ve önerdiğim hastalarda da gerçekten çok güzel gelişmeleri birçok hastada gözlemleyebiliyorum. Meditasyon çok değerli, doğru yapıldığında ve doğru zaman aralıklarında yapıldığında çok değerli olabiliyor. Bizim birçok sağlık sorunumuzda beyne de iyi geliyor. Ve son soruyla... beyin hücreleri yaşlanınca kendini yenilemeyi gerçekten bırakıyor mu? Eskiden bu kanı biliniyordu. Hatta biz hasarlı bir beyin dokusu olduğu zaman hastalara söylediğimiz en klasik cümlelerden biri, beyin kendini maalesef yenileyemiyor. Bir karaciğerin yarısını alalım, tekrar kendini rejenere yapıp yenileyebiliyorken beyin giden alan gidiyor derdik. Ama yine yapılan yeni çalışmalar ve bilim eşliğinde beyin hücrelerinin 90 yaşında da 100 yaşında da yenilebilir olduğunu, hala hücrelerin eğer doğru aktiviteler, bunlar neler, doğru beslenme, doğru egzersiz, stresle başa çıkma, sosyal iletişim yüksekliği, doğru şekilde kendimize gerekli mineral, vitamin destekleri sağladığımızda, düzgün kontrollerimizi sağladığımızda beyinle ilgili hücrelerin aktif bir şekilde 90'lı 100'lü yaşlarda bile devam ettiğini biliyoruz. O yüzden beyin sağlığını korumak için biz devam ettiğimiz sürece o da bizimle devam edecek. Sağlıklı günler diliyoruz. Şu an Doktorum Cevaplıyor'u sonuna geldik. Bakalım bir başka programlarda hangi konular, hangi hekimlerle birlikte, hangi sorularla karşınızda olacağız. Sağlıklı günler diliyorum.